Şimdi yani burada e, Montreux'un delinmemesi son derece önemli. Bir de şöyle Ödeyim, bir, yer, bir, o Ahmet Bey özür dilerim. Pardon ya e, Zafer? E, Hakan Bey daha iyi bilir. O dönemde de biz İngilizlere parasını ödediğimiz bir savaş gemimiz İngilizler tarafından Bize verilmemişti, verilmemişti diye hatırlıyorum. Evet, doğru. Yani, Bize verilmedi. Evet dedi. Yani e, o iki Alman gemisinin gelmesi de aslında o da onu tetikleyen bir gelişme. Enver Paşa da o zaman tabi e, Almancı. Evet doğru. Yani bir de bu tür monte. Montrını... Ya bir de şöyle bir şey var. Bu 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 teoride benim kafama yatmayan nokta şu. Hani şu boğazlar filan. Bizim Mayın avlama gemilerimiz yok mu yeterli i̇şte miktarda da onu... NATO gelecek de Mayın Tam onu söyleyecektim. Yani. Biz ya NATO'ya deriz biz ki ya kardeşim. Bir öyle kadar... dedik zaten. Eyvallah. Çünkü yani. bizim 11 tane mayın avlama gemimiz var. Artı çok sayıda SAS ve SATT'imiz var. Bunlardan 6 tanesi NATO içerisinde en güçlü filolardan biri. Yani Türkiye'nin mayınla mücadele, mayın harbiyle mücadelede çok yüksek bir potansiyeli var. Ama bunlar tabii zorlanıyor, deneniyor. Yani tutup da şimdi buradan asla olmayacak ama farz edelim ki Türkiye izin verdi geçti bu sefer Türkiye'nin egemenliği de sorgulanır hale gelir. O yüzden bunu kesinlikle Türkiye kabul etmedi etmeyeceğiz de çünkü donanmamız deniz kuvvetlerimiz bu noktada buradaki her türlü tedbiri almış durumda zaten geçen hafta Sayın Hulusi Akar'ın da söylemi kontrol altındadır güvenli hale getirilmiştir. Bundan sonra çalışmaları ben de zaten bakarsanız Boğaza geçerken dikkat edin. Böyle süratle hareket eden sat timlerini görürsünüz. Dolayısıyla evet. burada bu şu an için şey yok ama bunu buraya kim bıraktıysa bunu mutlaka devlet tespit edip gereğini yapacaktır. Onu da bildirelim. Eray Bey savaş durum nedir falan onlara bakacağız ama bir fotoğraf daha var. Ona da bakmak istiyorum. Onur şu Putin'in çantası fotoğrafı gelebilir mi? Bu arada Mariupol'da kimyasal silah kullanıldığına dair şimdi bilgiler geldi. Bilginiz olsun. Yeni mi? Süper, evet yeni. onu konuşalım bir. Bu değil. Ee... bu değil. Şimdi bu bu bir dur bir dakika. Bu bir cenaze töreni, Ortodoks cenaze töreni. Burada kimin cenazesi bu? Jirnovski diye Rusların çok meşhur bir siyasetçileri vardır. Biraz böyle deli dolu bir siyasetçidir. Evet. Hatta Türkçe de konuşur o e, Jirnovski. Çünkü Türkologtur kendisi o vefat ya biz de Hakan Bayrakçı gibi olduk ha hemen böyle bilgiler ha. veriyoruz valla. Eee cenaze töreni. Bu cenaze töreninde Putin'in korumasının elinde bir çanta ortaya çıktı. İşte şimdi geliyor. Putin elinde çiçek geliyor. Hemen arkasında koruması, "A işte buyurun bu. çantayı görüyorsunuz." Bu çanta. Şimdi bu çanta. Bu çanta için diyorlar ki nükleer kodların olduğu çanta. Doğru mudur? Efendim doğru olma ihtimali yüksek. Yani büyük bir ihtimal öyle. Cenazede bile nükleer kodların bulunduğu çantayı Putin'in yanında taşımasının anlamı ne? Cenaze olarak düşünmeyin bunu. Şu an Rusya'daki alarm seviyesi yükselmiş durumda. Yani bu tür şeyler işte bu çantanın burada olması, işte nükleer silahların depoda hazır edilmesi, atma vasıtalarına yaklaştırılması gibi durumlar alarm seviyesine bağlı olarak hazırlık seviyeleridir. Bu ha cenazede bu görüntü verildi. Bu kasten verildiğini ben zaten düşünüyorum. Bu ne mesaj, demek istiyor? Dünyayı yakarım mı demek istiyor yani mesajı o mu? Eğer Batı anladığım kadarıyla Ukrayna'da daha fazla bize problem çıkarırsa gerekirse bir ben nükleer silah kullanırım e mesajını vermeye çalışıyor. Yakarım dünyayı diyor yani. Yakarım dünyayı. ben iddialım. diyorum. Ben 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 öyle diyorum <laughs> yani, yani, Evet. Yani öyle bir şey değil ama yani zaten burada şuna bakarsanız şimdi herkes buna odaklanıyor. Şuna bakarsanız bir bir kare daha ileri giderse bunun bunu e, e, kamera açısına girmesi için kontrol ettiğini görürsünüz. Bir dakika ne yani ne demek istiyorsun anlamadım hiç. <laughs> Bak şimdi. <işte, gülüyor> evet. Yani e, arkada bir çanta daha mı var? Hayır. Bir çanta değil de bu bu şu adam şu adam şu adamın kamera açısında kalması için bir kare daha ileride ben defalarca izledim. Buna bunu kontrol ediyor. Yani ha, böyle, bütün yerde durması için. Şu fotoğrafın, evet, şu ortaya, fotoğrafın ortaya, çıkması için. ortaya çıkması için. Ya Putin gözdağı bu, verdiği açık. Yani Putin gözdağı vermeye çalışıyor. Ne, ne demek istiyor ya? Yani çanta bile yanında. Putin şu anda Amerika'nın ee, Ukrayna'da topa girmediğini görüyor. Bunu önce biraz tahmin ediyordu. Test etti. O test tuttu. Dedi ki tamam onlar diyor ki ben yalnız NATO ülkelerine girersen savaşa girerim. Yoksa işte e, ekonomik yaptırım yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama bunu sam var bir kontrol altına aldı. E halbuki şimdi ben hep diyorum ki bu iki tane süper güçten iki süper güç birbirine bana bak sen oraya girersen ben de sana şunu yaparım diye karşılıklı birbirlerini tehdit etseler hırlaşma olur ama savaş çıkmaz. Yani mesela e, şayet Rusya deseydi ki hadi bakalım gir Irak'a girebiliyorsan gir de sana gününü göstereyim deseydi Amerika o 2003'te gidip bir buçuk milyon Iraklıyı oradan öldürüp çıkamazdı. Peki Putin ee, ne demek istiyor cenazede? Şimdi e, aynı kumanda e, Amerika'da şu anda hadi bakalım nasıl girersin Ukrayna'ya? Orası benim benim gözümde şudur. Zaten Batı blokunun içinde görüyor kendini deyip bir karşı hamle yapsaydı yine bu korkunç yıkım belki olmayacaktı. Bir soğuk savaş veya sıcak savaş rüzgarları esecekti. Ama olmayacaktı belki Peki, savaş. Putin Şimdi, ne mesaj Putin veriyor? Putin burada e, Batı blokunun bir yandan bu zaafını veya işte olayı ekonomik diplomatik masa yaptırım ve siyasette götürme politikasını gördüğü için Rusya şu anda e, bu bunu daha da kullanıp ha, benim burada açık konuşalım Rusya'da bir demokrasi yok, Rusya'da bir güçler ayrılığı yok, e, Rusya'da e, bir e, değişik dengelerin orada e, e, bir bir lidere dur diyecek veya işte sen ne yapıyorsun diyecek hesap soracak hesap soracak merciler yok, yok evet. o da bundan aldığı güçle ve şu anda kendi egosu yüzünden Ukrayna'da başlattığı savaşta geri adım da atamayacağı için çünkü şu anda bir geri adım atarsa Ukrayna çantayı bir konuşalım sonra konuşacağız tabii, bunları. ama şuna geliyorum ...geri adım atarsa... ...bütün yarattığı imaj... ...kişisel imajından Rusya imajına kadar... ...tuzla buz olacak... ...bu nedenle o çanta... ...Dünya'ya ve Amerika'ya... ...ve Batı dünyasına... ...bak kardeşim ben çok kararlıyım... ...sen ne kadar Batı dünyası içinde... ...biraz ürkek, korkak, kararsız... ...ve karar merciği... ...dağılmış durumdaysan... ...ben o kadar tok gibiyim ve sana... ...istersem de bunu patlatırım... Çünkü onun gözünde insanın değeri bir medeni ülkelerdeki insanın değeriyle aynı değil. Doğru. Evet. Ama şöyle bir miktar silah kullanma konseptinde şöyle bir kuralları var Rusların. Tehdit. Ee, varoluşsal tehdit haline gelirse biz bunu kullanırız. Ama bu burada çok yoruma açık. Daha, daha önce de böyle şey taşımış çantayla gözükmüş Putin öyle bir şey söylendi. Doğrudur. Yani belki yani, bu bir şey... alarm seviyesi yüksekken yüksek değilken de şöyle görünüyormuş yani. Ama yani e, genellikle bu tür çantalar, hayır mesela Türkiye'ye geldiğinde filan e, yoktu. Evet. Yoktu o da doğru. Yani o da şimdi doğru. bu kesinlikle bu tür e, hareketler e, alarm seviyesiyle yani alarm seviyesi de yani tehdide bağlı olarak krize ne bağlı oluyor, olarak dedin? yakınlaştırılır. Şimdi burada alarm seviyesinden çok o çantayı ayrıca gösteriş olarak bilerek kameraların tabii, anlattığınız tabii. gibi yani kameralar mesela dediğiniz gibi Putin girdiğinde tören alanına işte kiliseye giriyor galiba evet, kiliseye elinde giriyor. çiçekle kimse yok mu o anda orada herkesi çıkarmışlar ondan sonra giriyor Putin he o görüntü o zaman Putin girmeden önceki görüntü şimdi anladım tamam. Ee, şimdi bu bu Putin'siz görüntü yani. Tamam. Bu Jirnovski'nin cenaze töreni o tek başına geliyor ha. Şurada görüyoruz zaten evet. Tek başına. Kim bütün tören alanını boşaltıyorlar işte evet. alarm seviyesi. Evet. Normal midir bu? Değil tabii ki alarm seviyesine bağlı olarak bu tedbirler arttırılıyor. Evet koltukları da görüyoruz boş. Tabii burada şey yani Putin'e karşı da bir e, hareket olabilir yani o yüzden çok... Peki çantanın bu, nükleer olduğu net mi kesin mi yani nükleerle e, alakalı olduğu? Şöyle evet yani büyük bir ihtimal o şekilde bu bir mesaj ama bu çantanın Putin'e olan yakınlığıyla nükleer silahların... Tabii o yok tabii. Yok yok hayır Ahmet Bey baş, bir bağlantı var onu arz etmek istiyorum. Nükleer silahların... Depolarından çıkarılıp hazır vaziyete yani nakil için hazır vaziyete getirmeler arasında korelasyon var. Yani Putin'in yanında bir çanta artık bu şekilde bu kadar yakın her yerde taşınıyorsa bilin ki depolardaki nükleer silahlar da belli bir e, hazırlık seviyesine getirilmiş demektir. Rusya Peki, yalanlamadı bu çanta olayını? Evet, yok, yok yok. Yalanlamadı. Anladım. Dolayısıyla Peki, yani bu dolayısıyla şu demek, bu bir şey Ben şeyi değil. anlamıyorum mesela. Bu şu demek mi? Çantaya bir takım kodlar giriliyor ve bu ateş ateş etmek yani nükleer silahla ateş etmek bu çanta vasıtasıyla mı söz konusu evet. olacak? Yani neticede yetki Putin'de. Eğer yani yetki orada ha, da. Hayır, yetki ne demek? Şifreleri Putin biliyor. Ve e, hani atma vasıtalarındaki -bloke aynı aynı çantadan, aynı sistemden atma vasıtalarında da var. Yani hangi nükleer silah var, hangi komutan varsa onlar da var. ama bunlar tek başına ateşleyemiyorlar. En nihayetinde hazır oluyor karar verilmişse diyelim ateşlenecek, son e, dokunuşları Putin yapıyor. Evet, son... Şifreyi bu giriyor. Şifreyi bu giriyor. Evet artık Şimdi, o son. Yani, yani şu kilisede açsa çantayı, şifreyi girse bombanın patlama anı mıdır bu? Artık patlama emridir. 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 Bir kez daha düğmeye basacak biri mi var ondan sonra? Hayır artık bu şifre girildikten sonra o nükleer silahın, işte ateşleninceye kadar bir e, hazırlık seviyesi ve işte açılarının belirlenmesi vesaire gibi artık son. Ha. bu sorunun detay yanıtını bilemeyiz şu anda. Yani, yani ama işte, anladı, çok çok doğru anlattınız. Ben de öyle okudum bugün. Çantadaki o şifreyi girince artık emir verilmiş, verilmiş. oluyor. E, belli bir proses var. Ha, o evet. proses kısa bir pro proses. Kısa proses e, O prosesin işlemesi, işlemesi lazım. Ya bu tabanca değil yani şifreye girdim ateş edeyim değil. O nükleer silah. Ama o prosese o kısa sürelik prosesin başlayabilmesi için bu şifrenin girmesi Putin şart. Putin tarafından girilmesi. Putin Gerek. tarafından. Yani bu Bu aynı şey Biden'da da, da var. Aynısı da, tabii tabii İngiltere'de de var. Macron'da da var. Ve bakınız bu şey Boris Johnson geldiğinde dikkat edin sağ alt köşesinde bir merdivenden inerken biri gene bir çanta tutuyordu. O çok dikkat edilmedi. Onun ne olduğunu ben de anlayamadım ama farklı bir şeydi. Ne? çanta evet ama her gördüğümüz çanta değil evet. tabii ama yani özel bir şey olduğu belli oluyordu yani farklı bir çanta olduğu özel evet. bir çanta o yani neticede bakınız bunlar karşılıklı olarak birbirlerine mesajlar yani böyle şey bu, sem göz, bu bir, semboller ve gö bu bir terörde. gösteri de olabilir bu. Tabii tabii ya öncelikle bu bir gösteri zaten yani onu bilelim. Yani bu burada duruyor diye tutup da gösterdiler diye bunu kullanacaklar anlamına. Ama nedir? Karşıya bir tehdittir. Karşıya bir tehdit algılaması yarar. Meydan okumadır yani. Böyle Boris Johnson'ın gelip de Kiev sokaklarında yürümesi Rusya'ya bir meydan okumadır yani. Evet. Aynı şekilde karşılığı da bu. Bir kısa ara verelim şimdi. Ya bu arada bir düzeltme yapmak istiyorum. Haşim Kılıç, Kılıç için hukukçu demiştim. Eskişehir Ticari İlimler Akademisi mezunu, Sayıştay denetçisi. Sonra da Anayasa Mahkemesi başkanlığı yaptı, üyeliği ve başkanlığı yaptı. Anayasa Mahkemesi üyeliği ve başkanlığı yapmak için ille de hukukçu olmak gerekmiyor. O düzeltmeyi yapmış olalım.